Herkese merhaba. Fatih Veteriner Kliniği'nden veteriner hekim Gizem Taktak Burun ben. Bugün Nepal'le sizinle bir çiçekçiye geldik. Nerede çiçekçilik? Ataşehir'de. En çok sorulan sorular evde beslediğimiz bitkiler toksik midir? Ya da bir çiçek aldık, o toksik özelliği var mıdır? Hayvanına zarar verir mi? Bu sorular çok sık geliyor. Benim de başıma geldi. Anlatacağım zaten. Burada ilk dikkatimizi çeken çiçeklerden bir tanesi, burada hemen gösterelim. Zambakgiller ailesinden lilyumlar. Lilyumlar özellikle zehirlenme kategorisinde en yüksek zehir oranına sahip çiçeklerden bir tanesi. Bakın şurada buzdolabında bir tane daha var. Şurada görüyoruz. Bunların hepsi zambakgiller ailesinden, İngilizce lilyum olarak bilinen çiçekler. Kazablanka çiçeği olarak da bilinir. Bunlar poleni bile özellikle kediler kokladığında burunlarına yapıştığı zaman çok büyük bir toksik özelliği var. Kusma, özellikle ishal ve böbrek yetmezliği sonucu ölüme neden olan toksik özelliğe sahip en tehlikeli bitkilerden. Yani evimize alırken ilk başta lilyumlardan kesinlikle uzak duruyoruz. Burada zaten gözüküyor. Diğer buradaki daisy, yani papatya güller familyasından olan çiçekler hiçbir zararlı, hiçbir şey yok. Alınabilir, hiçbir sıkıntı yaratmaz. Nepal'de çok uslu bakın. Diğer en çok zararlı diyebileceğimize, burada bizim size videoda zaten söyleyeceğimiz çiçeklerden birkaçını burada var, birkaçı da burada yok. Özellikle hani çiçekgiller ailesinden nergis, açelya, siklemen, tavşancık çiçeği olarak bilinir. Bunlar özellikle yapraklarını yediklerinde, çiçekleri değil de yapraklarını yediklerinde oldukça toksik özelliğe sahip, çok sık kullanılan çiçekler, nergisler, açelyalar, siklemenler. Bunları zaten biliyorsunuz, evin içinde çok sık kullanıyoruz. Evin içinde sıklıkla kullanılan bitkiler var. Bu tarafa dönelim. Mesela antoryum var. Bunlar yine yaprakları toksik. Mildly toksik diyebiliriz. Atatürk çiçeği çok sık yılbaşında kullanılan çiçeklerden tanesi toksik. Burada para ağacı var. Para ağacı toksik değil. Ama para çiçeği diye başka bir çiçek var. Yani daha doğrusu yeşil bitkili yaprak. Onlar Jade plant diye de geçiyor. Bunlar toksik, hatta stresi yüksek olanlardan bir tanesi. Bahçede zehirli olan diğer bitkilerden tanesi de incir ağacı ve kiraz çiçeğinin, kiraz ağacındakiler de toksik etkiye sahip. Peki şöyle bir genelleme yapacak olursak, birçok toksik bitkiler var. Ben buradan kısaca hemen geçeceğim. Lilyumları söyledik, nergis, açelya, lale ve sümbül. Bunların hepsi, bakın, lilyum, lale, sümbül, hepsi soğanlı bitkiler. Bunların hepsi toksik, bir kere kafadan eleyin. Boru çiçeği söyledik. Kılıç çiçeği vardır. Kaynana dili diye de başka, o ikisi farklı ama ikisi de yine toksik, uzun böyle bitki. Burada olamadığı için gösteremiyorum. Sarmaşıkların genel olarak çoğu toksiktir zaten. Ama Swedish ivy diye geçen var. O toksik değil. Monstera, dere tabanı çok sık var. Salon bitkisi olarak kullanılan, bunlar toksik. Kalem kaktüsler var. Ya aratınca pencil kaktüs diye geçiyor, bulursunuz. Para ağacını söyledim. Aloe vera çok sık, artık evlerde herkes aloe vera besliyor. Aloe vera da toksik. Bir de kauçuk ağacı. Bunların hepsi toksik. Peki toksik olmayanlar neler? Şuraya dönelim. Evimizde çok sık olan orkideler kesinlikle toksik değil. Orkide alabilirsiniz. Yılbaşı kaktüsü diye bilinen yılbaşı kaktüsü, aşk merdiveni, kurdale çiçekleri, sukulentler. Şurada birkaç tane sukulent var, bakın. Bunlar toksik değil. Menekşeler oldukça güvenli. Dua çiçeği diye bir çiçek var. Dua çiçeği, ben onların resimlerini göstereceğim, editleyebilirsek. Bir de internette Türkçesini bulamadım. Burada çiçekçiye de sorduk, bulamadık ama toksik olmayanlar içerisinde baby rubber plants diye bir bitki var. Bir de baby tears diye, böyle aynı Arap saçına benziyor. O bitki de toksik değil. Genel olarak palmiyegillerin ailesi, aslında toksik sago palmiyesi var. Çok toksik, burada yok, gösteremiyorum.
Salop palmiyesi en toksik olan, böyle dikenli dikenli olanlardan toksikler. Fakat areka palmiyesi, dağ palmiyesi bunlar toksik değil. Salon yaprağı diye geçen toksik değil. Orkideleri söyledim. Fesleğenler toksik değil. Isırgangiller ailesi toksik değil. Burada bir de bir şey açacağım. Şurada bir difenbahya gördüm. Difenbahyalar. Bunlar da stomatit yapıyor ağızda. Bir tane hasta sahibimizin başına gelmişti. Yani ne demek? Ağızda yangı yapıyor. Ağız yangısı, böyle ağza ülserler diyeyim. Bu şekilde yaralara neden oluyor. Ona da dikkat etmek lazım. Burada bir çiçeğimiz daha var. Bu da toksik. Şu an adını hatırlayamadım ama o da toksik. Şeflara olmuş. Şeflara var. Şeflara'ya gelin. Bakın şeflara şurada. Bunlar toksik. Yuka var şurada. Yuka toksik. Maalesef Benjamin toksik. Şurada bir palmiyegillerden var. O toksik değil. Bonsailer çok bu aralar çok revaçta. Bonsailer maalesef toksik. Çoha çiçeklerinin toksik olmadığını biliyorum ama check edeceğim. Genel olarak maalesef bitkiler toksik. Peki toksik olan bir bitkiyle bir kedi ya da köpeğin yediğini düşündüğünüzde ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle şey, kusturulması gerekiyor. O yüzden sizin yapabileceğiniz pek fazla bir şey yok. Mutlaka veteriner hekime gitmesi gerekiyor. Özellikle sıvı tedavisi yapılabilir eğer uzun süre geçtiyse. Çünkü böbrek ve karaciğeri etkilemiş olabilir. Eğer hemen yediğini gördünüz ve şüphelendiniz, veterinere gittiniz, kusturulacak. Bir de tabii ki bu toksik bir şey yediğinde nasıl şüpheleneceksiniz kedi veya köpeğinizden? Nepal'e şurada bir bakalım, uykusu geldi. Örneğin köpeğiniz ya da kediniz bitkiyi yediğini düşünüyorsunuz. Ne yapabilir? Kusar, saklanır, ishal olabilir. En kötü görülen özelliklerden bir tanesi inkoordinasyon ve nöbetler. Benim kedim, yaşlı kedim, özellikle yaşlı kedi ve köpeklerde olabilir. Mesela sklemenin yapraklarını yedi ve inkoordinasyon, nöbet tarzında, sanki böyle sara krizi gibi nöbet geçirdi. Bunu gördüğünüz zaman mutlaka veteriner hekiminize götürmeniz gerekiyor. Sorunuz olursa yorumlara bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Mutlaka abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.